gerçekleşen toplantı üzerine asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. İzmirliler asgari ücrete gelen zamı değerlendirdi. Gelen zamlar zaten daha önceki maaşları götürdü. Bu verdikleri zam da onu karşılamadığı gibi gelecek olan zamları da karşılamaz yani. Her gün zam oluyor. Yani asgari ücreti arttı, devamlı arttırmak yani maaşları devamlı arttırmak bir çözüm değil. Bu pahalılığı durdurmaları lazım. Üretmemiz lazım. Üretmediğimiz için bunlar oluyor. Enflasyon arz talep meselesi üretmeyen bir ülkeler için. Biz üretmediğimiz için her şeyi dışarıdan aldığımız için. Dolara bağlı olduğu için enflasyon artıyor. Yoksa faiz falan değil. Hepsi arz talep meselesi. Şu anda asgari ücretin en az 15-16 bin lira falan olması lazım ki o bile az. O da iki kişi çalışıyorsa. Beğenmediğiniz bir muhitte 6 bin 7 bin lira kiralar. Maaş arttırmakla çözüm olmaz yani. İşveren olduğum için biraz bana fazla geldi. Bayağı yüksek geldi yani. Nasıl altından kalkacağız bilmiyorum. Bayağı bir çalışanımız var. Hayat standardı bu rakamlarda değil ama devletin de verebileceği bu meblağ bu. Gene iyi. Gene bereket versin denmesi lazım. Ülkeleri görüyoruz. Bizim ülkemizde her şey var. Ha, hayat pahalı mı? Pahalı. Yapacak hiçbir şey yok. Bugünler aşılacak ama ya daha yeni kuruldu. Hükümet de yeni kuruldu. Daha dur bakalım. Enflasyon inecek inşallah. İşler rayına oturacak. Çok az. 11-400 lira hiçbir şey. İnsanlara ev kiralar almış 5, 6, 7, 10. Çok zor. Geçim zor. Ben emekliyim. Emeklilik maaşı beni kurtarmıyor. Çalışmak zorundayım. Yetmiyor. Gecede 15 lira olmaz ama işverenler verebilecek mi parayı? O da önemli. Benim bir sıkıntım yok ama millete yetmez bu para. Markete gitmek için 500 TL para gidiyor yani. En az 16 milyar olması gerekiyor. Yetmesi için. Tam kira veriyor. Yani elektrik, su. Bunlar gideri sadece 5000 lira. Ev hariç. Evin masrafı da 5000 desen 11.000 zaten evin gideri var. Yetmez. 12.000 olması lazım. Şu anda kurtarmıyor. Çünkü kiralar yükseldi. Kira bayağı yükseldi.